Bana baksana sen. Bana mı dedin? Evet, sana dedim. Annemlere sevimli pozları yapıp uyuttuğunu sanıyorsun değil mi? Bütün istediğin hır çıksın aramızda, olay çıksın, biz de bir an önce çekip gidelim. İki yüzlü şey. Ne? Anlamıyor numarası yapma canım, yemezler. Sen kim oluyorsun da kapı pencere dinliyorsun be? Ha? Ne diyorsun sen be? Ne kapısı, ne dinlemesi? Ben kimseyi dinlemedim. Arabanın çizildiğini, saatimi kaptırdığımı sen söylemedin mi anneme? Figen'le telefonda konuşurken kapıyı dinledin tabii. Durup durup kapıya bir adam geldi, seni sordu diye de annemi tahrik ettin. Ece ne oluyor? Deniz abla, ya kapı pencere dinledin diyor bana. Vallahi billahi öyle bir şey yapmadım ben. Biliyorum canım. Ece hemen Selma'dan özür dile. Ama doğruyu söylüyorum. Söylediklerini duydum. Ben olanları Selma'dan değil bir başkasından öğrendim. Kimden? Kim olduğunu sorup hesap sormayı düşüneceğine ben anneme neden yalan söyledim diye düşün. Bütün bu olanlara neden sebep oldum diye düşün. Şu yaptığının Fikriye'nin yaptıklarından ne farkı var? He? Yakışıyor mu sana? Lütfen şimdi Selma'dan özür dile. Affedersin. Ne olur kusura bakma Selma. Yok ne kusuru Deniz abla ya, sen sıkma canını böyle şeylere. Gel biz masayı kuralım, sen çok güzel yapıyorsun, ben beceremiyorum böyle şeyler. Odanı sen mi topladın? Evet. Şaşırttın beni. Anne. Özür dilerim şey için. Tamam. Ama sen de lütfen tepkilerini kontrol et. Selma'ya iyi davran. O kız çok iyi kalpli bir çocuk. Çocuk diyorsun ama babası yaşında, adamla evli. Ve hamile. Aşağıda ne konuştuk biz? Ha? Fikriye'ye mi benzemek istiyorsun? Öyle deme ya. O zaman sen de başkalarının hayatına burnunu sokma. Yorum yapma. Ayrıca... aferin. İlk defa kendiliğinden ders çalışırken görüyorum seni. Bundan sonra böyle. Mimarlığa gireceğim. Yakışır değil mi bana? Mal, yakışır tabii. Hadi yemek hazır, gelirsin aşağıya.